Çok gururlandığım bir durum oldu. Sahada çalışan tüm arkadaşlarımız dinlenmek istemediklerini, izne ayrılmak istemediklerini ve çalışmaya devam etmek istediklerini söylediler. Hakikaten gurur duydum. O yüzden Edirne Belediyesi emekçilerimize, tümüne tek tek yürekten teşekkür ediyorum. Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen belediye meclisi olağan toplantıları, Türkiye'nin normalleşme sürecine geçmesiyle birlikte Haziran ayında tekrardan başladı. Edirne Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı öncesinde tedbirleri gereği belediye binası ve belediye meclis salonu dezenfekte edildi. Meclis basına ve halka kapalı olarak gerçekleştirildi. Meclis üyeleri ateşleri ölçüldükten sonra içeriye alındı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda toplamda 16 madde görüşülerek karara bağlandı. 5393 sayılı belediye kanunu kapsamında belediyenin komisyon üyeleri de meclis toplantısında belli oldu. Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantı öncesinde belediye meclisi üyelerini COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler ve çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Başkan Gürkan, COVID-19 ile mücadelede olağanüstü bir mücadele gösteren Edirne Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Çok gururlandığım bir durum oldu. Onu sizlerle paylaşmak isterim belediye meclis üyeleri olarak. 15'er günlük dönüşümlü olarak arkadaşlarımızı sahada çalıştırıyorduk. 15 günlük sürede olduğunda, yani dinlenme dönemine geçecekleri zaman, sahada çalışan tüm arkadaşlarımız dinlenmek istemediklerini, izne ayrılmak istemediklerini ve çalışmaya devam etmek istediklerini söylediler. Hakikaten gurur duydum. O yüzden Edirne Belediyesi emekçilerimize, tümüne tek tek yürekten teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarım, tüm çalışanlarımız bu süreçte olağanüstü bir çaba gösterdiler. Tabii Belediye Başkan Yardımcımız Doktor Ertuğrul Tanrıkolu hekim de olması nedeniyle bu sürecin başındaydı. Başkan yardımcılarımın tümüne, daire müdürlerimin tümüne, çalışanlarımızın tümüne teşekkür ediyorum ama Ertuğrul Tanrıkulu arkadaşıma da ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum buradan. Bu süreçte birçok işi, birçok yatırımı durdurarak ve yavaşlatarak bütün enerjilerini ve ekonomik imkanlarını COVID-19 ile mücadeleye ayırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'de yaklaşık 85 bin evin tümüne maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan hijyen kiti ulaştırdıklarını, Edirne'deki tüm kamu kurumlarının hem dezenfektan hem de maske ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Edirne'de sürecin yaklaşık 25 gündür sıfır vaka ile sürdürüldüğünü belirten Gürkan, vatandaşlardan da rehavete kapılmamalarını ve tedbirlere uymalarını istedi. Özellikle havaların sıcaklık derecesinin arttığı bu günlerde maskeyle dolaşmak dışarıda çok zor. Gerçekten herkes bunalıyor. Özellikle gözlük takan arkadaşlarımızın o gözlüklerinin buğulanması falan bu süreci daha da zorlaştırıyor. Ama bu maskeyi takmak solunum maskesini takmaktan daha kolay. Eğer bunu takmazsak o solunum maskesini, yani o hastanelerde yoğun bakımlarda takılan solunum maskesini takmak zorunda kalabiliriz. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın da bunu göz önüne alması gerektiğine inanıyorum. Bahar geldi, yaz geldi. Edirne'nin doğasıyla, coğrafyasıyla, mesire alanlarıyla en güzel dönemlerinden birini yaşıyoruz. Evlerde çok sıkıldık, çok bunaldık. Özellikle 18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, 65 yaş üstü büyüklerimiz. Onlarla ilgili de çeşitli etkinlikler yaparak moral motivasyon kaynağı olmaya gayret gösteriyoruz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ayrıca Edirne'nin bir Edirne aşığını, sevdalısını, büyük bir değerini kaybettiğini belirterek Beyazıt Sansa'nın ismini bir sokağa veya caddeye verilmesi için verdiği dilekçenin gündeme eklenmesini talep etti. Sevgili Beyazıt Sansa hocamızı, abimizi, meslektaşımızı, büyüğümüzü kaybettik. Ben bir kez daha Edirne aşığı, Edirne için birçok çalışma yapmış, eser üretmiş, Kırkpınar Marşı'nın da bestecisi, bestekarı Beyazıt Sansa ağabeyime, hocama Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Beyazıt Sansa Edirne için yaptıklarıyla hep anılacak, hep hatırlanacak çok değerli bir isim, çok değerli bir büyüğümüz. Gürkan'ın sunduğu dilekçe görülmesi için Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu'na havale edildi. Öte yandan 2019 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Bu arada belediye komisyonları da oluşturuldu. Gizli oyla yapılan seçimlerde belediye encümeni üyeliğine Necamettin Attay, Abdullah Yaşen, Ayhan Murat Dursunoğlu, İmar Komisyonu'na Ali Yazıcı, Mehmet Özçuhacı, Mehmet Çapoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'na Ali Şükrü Atamgüç, Engin Yağcılar, Ayhan Dinç, Duygu Şener, Ulaşım Komisyonu üyeliğine Filiz Gencan Akın, Hakan Giyik, Engin Makak, Ergün Dönmez, Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu üyeliğine Cenk Benakman, Savaş Üner, Pınar Ersaçmış ve Mevlüt'e baş seçildiler.